Zor bir coğrafyaya sahip olan Kahramanmaraş yol çalışma yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bugün Ilıca'da Ilıca bölge toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yapılan çalışmaları ve yapılacak olan yatırımlardan bahsetti. Ilıca bizim çok büyük değerimiz. Özellikle doğal miras açısından Ilıca hem bu bölgenin, Kahramanmaraş'ımızın ama civardaki şehirlerimizin de son derece ilgi duyduğu bir alan. Burası zaten bir değeri var ama biz buranın değerini daha da arttırmak istiyoruz. Altyapısını daha fazla geliştirerek, konak imkanlarını hem genişletip hem çeşitlendirerek, yolu hallederek zaten gördüğünüz gibi bize ait kısmını son derece güzel hale getirdik. İnşallah Karayollarımız, Ulaştırma Bakanlığımız da diğer kısmını halleder. Burada tabii iki önemli projemiz var. Bir 5 yıldızlı konsepti bir otel, bir de belediyemizin oteli yıkıp yapma. Bunları gerçekleştirdiğimizde zaten var olan bir konaklama kapasitesini çok daha yüksek seviyeye çekerek burada ziyaretçi sayısını artırıp bu bölgenin ekonomisine ve Maraş'ın ekonomisine ciddi bir katkı sağlamak istiyoruz. Bu tesisin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Allah bol kazançlı eylesin. Bereketli kazançlar diliyoruz. Bugün bu programın hazırlanmasında açıkçası biraz önayak oldum. O gün bir mahallemize ziyaretimize dedim ki ya Ilıca bölgesinde bir toplantı yapalım. Hem bölgenin, bölge mahallelerinin sıkıntılarını dinleyelim, hem de Büyükşehir Belediye'miz burada çok güzel bir yol çalışması yaptı. Hem de açılışını yapmış oluruz dedim. Necla Hanım da uzun zamandan beri bu tesisin açılışı için bekliyordu. Elimize geldi, dediğim gibi buraya gelip bu açılışları da gerçekleştirmiş olduk. Elhamdülillah bizim hükümetlerimiz döneminde, bizim belediyelerimiz döneminde kabili kıyası olmayan, yani kıyası mümkün olmayan hizmetler aldık. Gerçekten öyle Allah için. Bakın Ilıca'ya, sadece Ilıca'ya 13 Şubat Belediye'mizin harcadığı para, Büyükşehir Belediye'mizi katmıyorum, 11 trilyon 431 milyar. Okul yapmışız, yollarını yapmışız. Okulumuzun yurdu yakın bir zamanda inşallah hastane olacak. Sağlık hizmetleri verecek burada inşallah. Biraz eksiklerimizi bu pandemi döneminde biliyorum. Temizlikte biraz eksikliğimiz oldu, sıkıntı oldu. Ama burada çalışan bir arkadaşımız maalesef sizlere dün vefat etti. O da inşallah hemen süratle toparlarız, endişeniz olmasın. Eksik noksan varsa gideriz Allah'ın yardımıyla. Tabii AK Parti teşkilatları olarak her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeli, onlarla hemhal olmalı. Varsa bölgenin sıkıntılarını dinlemeleri, yaptığımız işler, yapacaklarımız, eksiklerimiz, yeni doğan problemler, bunun her zaman gayreti içerisindeyiz. Bugün Ilıca bölgemizdeyiz ve bu civardaki 15 kadar mahallemizde mahalle başkanlarımız, muhtarlarımızı davet ettik ve bu bölgenin ve mahallelerimizin ihtiyaçları, eksikleri nedir? Bunları tekrar bir gözden geçirdik.